her kanser tedavisinde iyileşme sürecinde başarı oranı nasıldır diye gelen sorular var. Her hastanıza uyguluyor musunuz hocam ya da kriteri var mıdır bu ilaçların? Bu akıllı ilaçları uygulama kriterleri %100 var. Çünkü adı üzerinde akıllı ilaç. Yani her yere gidip tutunmuyor. Her hücreyi yok etmiyor. Özellikle bir kanserde o kansere özgü bir molekül salgılanıyorsa, bir genetik ya da yapısal bir değişiklik varsa özellikle onu seçiyor, o bölgeye gidiyor ve o bölgeyi tanıyarak o anormal hücrenin yok edilmesini sağlıyor. O açıdan akıllıdır. Ama normal kemoterapetik ajanlar hızlı bölünen birçok hücreyi seçmeden gider ve yok etme potansiyeli vardır. Ama akıllı ilaçlarda özellikle hedef dediğimiz hedef molekülleri seçer. Mıknatıs gibi mi hocam? Mesela midemde sıkıntı var. Evet. Siz o ilacı... Midede örnek CRP2 molekülü salgılayan tümör var. O CRP2'ye yönelik olduğu için gider onu bulur. Özellikle onu yok eder. Örnek EGFR mutasyonu olan hücreler ya da kanserlerde gider EGFR mutasyonu olan molekülü özellikle seçip oraya yerleşir. EGFR'si olan hücrelerde onun aktif olmasını engeller. Hı hı. Böylelikle de akıllı ilaçlar daha kansere özgüdür. İyi ki çıkmışlar. Şu an sayısı artmakta. Bizim artık dediğimiz gibi şifa sağlanamaz dediğimiz birçok hastalıkta çok uzun sağ kalımlar vermekte, şifa sağlayabilmekteyiz. Her gün bunların sayısı çok artmakta. Ben bunları adeta şeye benzetiyorum. Eskiden beri bildiğimiz bir idrar kültürü yapılır. Kültürde mikroorganizma ürer ve mikroorganizma antibiyotik testine uygulanır ve antibiyotik şu antibiyotik uygundur. Hı hı. Buna dirençlidir diye bir sonuç çıkar. Bundan sonraki kanserlerde de artık tanı konulurken bütün kanserlerde aynı kültür antibiyogram gibi genetik biyogram halen aslında çok hızlı yapılmakta. Bu artık günlük pratiğimize de oturacak. Örnek senin akciğer kanserin var. İşte 300 tane, 500 tane neyse çok genler tarandıktan sonra sendeki anormallik bu. Senin tümörün oluşma nedenin büyük olasılıkla bu. Buna yönelik de geliştirilmiş ilaç bu. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ve şu anda bile hemen hemen birçok kanserde daha tanı sırasında evet tam gen analizleri yaptırma fırsatımız olmuyor birçok hastada maddi nedenlerle ama özellikle iyi bilinen, çok çalışılmış, hedef ilacı, akıllı ilacı olan molekülleri çalıştırarak baştan itibaren ilaçlarımızı seçmekteyiz.